müftiyatın bugünkü bergen mavzusu Müslümanların arasındaki birlik, eldeki birimlik, bölünmezlik, tinçliği yaşaşlık hakkında. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amelu udhulu fissilmi kâfe ve la tettebi'u hutuvati şeytan innehu lekum aduvu mubin. Ey mu'minler, tora haldeki İslam'a kiringiz. Yani İslam'da bazı hükümlere itaat kılıp bazılardan yüz ögülmeyler. Ve şeytanını sizden ilgeçmeyler, şüphesiz o sizlerine açık düşmeninizdir. Allah Azze ve Celle bu ayette İslam'ın tolal geçe üçleştiğimizde büyüredi. Yani bir kısmını kılıp, özümüzde yokkan cayını kılıp, yokmanken cayını kimi, halkta içi de bunun işlikke, ya ki Müslümanlarda arası dege, tinçlik, tatolun keçiki sebep olur diyen işlerini kımasliğimiz gerek. Allah Ta'ala merhamet kıladı, estağidu billah. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Yaxshilik ve takva yolu da hamkorlik qilingiz. Günah ve haddan aşı yolu da hamkorlik qilmangiz. Allah'tan korkun, şubhasız Allah'ın azabı qattiqdir. Bu ayetten mana xulosa qilamiz. Müslümanların ortasında birlik bo'lishligi, Müslümanların ortasında ittifoqchilik bo'lishligiga nima iş sabab bo'lsa, şunu qilishligimiz Rabbimizin siz bilan bizga bergan buyrug'i. Madem ki Müslümanların bir buluşu, bölünmesliği, halklarının tinç tatu uzara yaşaştığı de yakşılık var mı? Elbette yakşılık var. Bölünüşlüğü de, fırkalarına bölünüşlüğü de, milletçilik kılıçlığı de, elbette yamanlığı var. Demek bana şu birlikte sebep buladığın her bitti iş yakşılık buladı. Birliğinin bozuluşu, fırkalarına, güruhlarına bölünüşlüğü de yamanlığı buladı. Demek siz bilen biz birincisini kılıçdaki intilip ikincisinden ihtiyat buluşumuz gereği buladı. Çünkü Allah Ta'ala merhamet kıyan innemel uminun ihva. Elbette mu'minler aki ükedirdiler. İhvatı Yusuf dedi Allah Ta'ala. Yusuf'nin aki ükeler yani tuğuşken aki ükeler. Otası bitti. Yani ki aki üke. Allah Ta'ala mu'minlerini parçalarını ihva. Aki ükedir namladı, atadı. Demek aki ükedik halklar, Müslüman iller birbirlerinden kün keçirişliği gereği buladı. Mu'minlerini, Müslüman ümmetini başka ümmetlerden farkı Allah Ta'ala mahtagen kuntum hayra ümmetin uhricetliğinnaz. Sizler ümmeti Muhammed insanlarga çıkarılgan ümmetini en yaxşı buldular. Ne var bilen? Milletilerde falan da kabul işi bilen mi? Yok. Kaşilerde karalıgı, közilerde karalıgı bilen mi? Yok. Falan, mintakit yok. Nima bilan bir-birilarda yaxshilikka buyurasizlar, yomonlikdan qaytarasizlar. Agar shu sifat siz bilan bizda bo'lsa, Alloh azza va jalla maqtagan ummati Muhammad siz bilan biz bo'lamiz. Alloh taolo marhamat qiladi. Val mu'minuna val mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mu'minlar va mu'minalar bir-birlarining do'stlaridir. Belgisi ularni mu'minligini va ularni bir-biriga do'stligini. Ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna anil munkar. Ular bir-birlarini yaxshilikka buyurishadi, yomonlikdan qaytarishadi. Kim millatchilik qilishni boshlasa, kim guruhvozlik qilishni boshlasa, kim musulmonlarni bo'linishiga sabab bo'lgan fe'l yoki so'zni boshlasa, mu'minlar biri ikkinchisiga nasihat qiladi. Yig'ishtir bu narsani. Bu narsa Allohga xush kelmaydi deb aytishlik kerak bo'ladi. Kimda shunday qilgan bo'lsa, yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytargan bo'lsa, Alloh taolo maqtagan ummati Muhammadni yaxshi vakil ekanligida shubha yo'q birodalar. Ya ayyuhallazina amanu atiyulloha va atiyur rasul va ulil amri minkum. Ey mu'minlar, Allohga itoat qilinglar. Va payg'ambarga itoat qilinglar. Hamda o'zingizlardan bo'lgan musulmon hokimlarga itoat qilinglar. Albatta, inson bor ekan ixtilof bo'ladi. Ikkita odam kelisha olmaydi, tortishib qoladi bir masalada, fikrlar ikki xil bo'lib qoladi. Shunda nima qilishlik kerak? Bordi-yu, biron narsa haqida talashib qolsangiz, agar haqiqatan Allohga va qiyomat kuniga ishongan bo'lsanglar, ana shu talashib tortishayotgan narsani Allohga va payg'ambariga qaytaring. Mana shu yaxshiroq va chiroyliroq yechimdir. Ikki jamoa, ikki ulfat, ikkita jo'ra talashib qoldi. Kim haq, kim nohaq? Shunda kim xalqi beradi, kimi haq, kimi nohaqligini? Allah ve Resulü'ye kaytarıyorlar. Kitab-ı sünnetten isteyorlar. Şunda ne mi deyilgen olsa en yakşı cevap, en doğru yetişim bana şu buladı. Kaysi millet, kaysi milletten afzal,
qaysi shaharda yashayotganlar qaysi shaharlardan baland, qaysinisi past. Albatta har bitta odam o'zini millatini, o'zini yashayotgan shaharini, o'zini yashayotgan yurtini boshqalardan afzal deb biladi. Chunki muhabbati bordi o'zini xalqiga yoki yurtiga. Bu tabiiy narsa. Ammo Alloh taolo bir kishini ikkinchi kishidan afzalligini o'zi belgilab qo'ydi Qur'onda. Bizga tashab qo'ygani yo'q. Inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida, Allohning nazdida, Allohning o'lchovida kim eng afzal inson? Allohdan ko'proq qo'rqan. Qarang, olim demadi, obid demadi, boy kambag'al demadi, arab ajam demadi. Chunki arab desa arab bo'lmaganlar pas bo'lib qolardi. Boy deganda kambag'allar pas bo'lib qolardi, kambag'al desa boy pas bo'lib qolardi. Ammo taqvo degan o'lchov hammamiz uni oldida imkoniyatimiz teng. Ko'proq qo'rqdingizmi Allohdan? Siz Allohga mahbubroq bandasiz. Biz yurish-turishimiz, kiyinishimiz, o'zimizni tutishimiz va hokazolarimizni bari aylanib-aylanib kelib odamlarga yoqish, odamlarning ko'zida chiroyli bo'lib ko'rinish. Xolisimi, xolamissimi? O'zingga qarab yursang, odamlar nima deydi? O'zingga qarab yurishingiz kerak odamlar nima demasligi uchun. Sal bir o'ngvosh mashinani sal yuvib tarab yursang, odamlar nima deydi deb yuvamiz. Uy joyimizni tekis qilamiz, odamlar nima demasin deb qarang. Aksariyat bizi qilayotgan ishlarimiz odamlar nima deydi yoki odamlar manaqa demasin deb qilayotgan bo'lamiz, to'g'rimi? Sekinroq yur, changitmasdan ko'chani. Odamlar nima deydi? Lyubo ishingiz olingda, odamlarni o'lchab turadi birinchi o'rinda kallamizda. Shuning uchun elni o'rtasiga tafriqa solinyaptimi, millatchilik qilyaptimi, bo'linishga sabab bo'lyaptimi? Odamlar nima deydi emas. Alloh nima deydi shu qilayotgan ishimga degan savolni beraylik-da. Bilamiz primerni hammamiz. To'g'rimi? Qo'ya Allohga xush kelmaydi shu ishing deylik. Alloh nima deydi degan savolni tushunchalarni o'zgartiraylik. Musulmonlar o'rtasida birlik bo'lishligi kerak. Musulmon o'rtasida firqalarga bo'linishlik, millatlarga bo'linib olishlik, jamoalarga bo'linib olishlik yaxshi bo'lmagan narsa, birodarlar. Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi. Va atasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Allohni arqonlari mahkam ushlanglar, bo'linmanglar. E'tibor beradigan narsa, mahkam ushlanglar degani o'zi avtomatikki bo'linmanglar degan ma'no chiqadi. Mahkam ushlasa ham arqon deb bir bo'ladi. Ammo orqasidan Alloh taolo ta'kidlab aytibdi, firqa-firqalarga bo'linmanglar. Bu jamoat-jamoat bo'ladimi? Millat-millat bo'ladimi? Region bo'ladimi? Shahar bo'ladimi? Ahamiyati yo'q. La ilaha illalloh Muhammad rasulullohmi? Bo'ldilar hammasi bitta bo'ladi. Tinch totuv yashashlik kerak. Hajga borgan akalarimiz aytinglar. Yoningizda yo'g'on negir turadi. Haliginichi begona his qilmaysiz, ishonasizmi? Bormaganlar shuni bir yaxshilab bilib olinglar. Borganinglarda shunga e'tibor beringlar. Mandelik Malaziyalik keladi, kichkinagina. Haligini ko'rib turib, uni ham begona his qilmaysiz. Musulmonlarda qalbi bir-biriga sof, pokiza bo'lsa, qanaqa zo'r hayot bo'lishligini hajga borganinglarda ko'rasizlar. Hamma bir xil kiyimda, ihromda. Hamma bir tomonga qarab ketyapti. Hamma bir xil shaytonga tosh otyapti. Hamma bir xil ibodat qilyapti haramda. Yonma-yon turasiz, ishonaving, begona his qilmaysiz o'zingizni Makka mukarramada. To'g'rimi o'shakalar? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, mo'min emas. Mo'min emas. Kim mo'min emas? U shunday bir kishiki, qo'shnisi uni yomonligidan xotirjam emas. Cho'chib turadi. Hayiqib turadi. Xotirjam emas qo'shnisi, qo'shnisidan. Mana shu qo'shnisini qalbiga qo'rquv solayotgan, xavotir solayotgan qo'shni musulmon emas deyapti Rasululloh. Shuning uchun bizdan atrofimizdagilar xotirjammi yomonligimizdan, yomon so'zimizdan, oyog'imizdan, qo'limizdan, tilimizdan? Agar bizdan cho'chib, xavotir bilan yashayotgan bo'lsa, faxrlanish kerak emas. Mendan hammasi deydi, mahallamdagilar mana shunday deb cho'chib turadi. Bu yaxshilikning belgisi emas bu. Alhamdulillah yurtimizda tinchlik, mulkulchilik, mana masjidlarimiz obod, diniy kengchilik, alhamdulillah Alloh taolo davomiy qilsin. Odatda inson ustida turgan ne'matni bilmaydi-da, yo'qolgandagina qadriga yetadi. Rasululloh aytadilar: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, muafa fi jasadihi va indahu quta yawmihi ka'annama hizat lahu dunya." Kim oranglardan kimda kim o'zini to'shagida xotirjam uxlasa,
uxlab turdi, o'zini tomi bor, to'shagi bor, uyg'ondi xotirjam, tinchlik yurtida. Muafafi jasadihi, jasadi sog' va bir kunlik ovqati bor. Rasululloh aytadilar, bir kunlik ovqati bo'lsa, kandama hizatlahu dunyo. Butun dunyo shu odamning cho'ntagida ekan. Butun dunyo shuniki degani. Agar bilsak. Kimda bir kunlik taomi yo'q uyda, aytinglarchi. Demak, tong yottirganimizda dunyo bizni cho'ntagimizda edi ekan hammasi. Lekin taassuf, bu o'lchov bilan yashalmasdan, ana shu g'arbdan sharqdanga olgan o'lchov bilan yashaganligimiz uchun g'am o'shuncha. Muhimmi bor yurtimizda? Tinchlik bor. Afiyat bor. Bir kunlik taomimiz bor. Masjidlarimiz bor birodarlar. İnşallah bu yurt obod bo'ladi. Bu yurt kam bo'lmaydi. Modomiki musulmonlar ixtilof qilmasa, bo'linmasa, guruhlarga bo'linmasa, millatchilik qilmasa, bir-birini ahl aka-ukada yaxshi ko'radigan bo'lsa, inshaalloh bu yurtimizning kelajagi yaxshi bo'ladi birodarlar. Chunki bu yurtda ibodat, qiroat, ilm ma'rifat, taqvoga hech qanday to'siqli yo'q. Bunda yurt qadriga yetish kerak birodarlar. Zero Alloh taolo va ittazana robbukum la in shakartum la zidannakum deb marhamat qildi. Esling, parvardigoringiz agar ne'matimga shukr qilsanglar, ko'paytirib beraman degan. Va la in kafartum inna azabi la shadid. Agar kufrona ne'mat qilsanglar, albatta meni azobim qattiq degan. Alloh subhanahu va taolo siz bilan biz mana shu yurtimizdagi musulmonlarni tinch, totuv, ahl yashashligiga tavfiq bergan bo'lsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته